Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Inventus marka bir bataryadan bahsedeceğim ama biraz durum farklı. Hemen neden farklı konuya gireceğim. Direkt kitabın ortasından başlayalım okumaya. Şu an yanımda görmüş olduğunuz batarya aslında 12 volt kasaya sahip. Böyle birçok batarya videosu çektik size ama bu yanımda görmüş olduğunuz batarya 48 volt veriyor ve evlerimizde çokça kullandığımız lityum temelli LifePo4 olarak adlandırılan lityum demir fosfat değil, lityum kobalt manganez olarak NCM ya da NMC olarak adlandırılan bir batarya ve tek başına 48 voltluk bir inverteri bile çalıştırabiliyor. Normal şartlarda siz jel batarya almak istediğinizde ve eğer 5 kW, 7 kW gibi bir off-grid inverteriniz varsa e, mecburen 4 tane batarya almanız gerekiyor. Hatta gücü arttırmak için o dörtlü gruplar yapmanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 gibi batarya gruplarına ihtiyacınız var. Ama bu yanımda görmüş olduğunuz batarya, Inventus marka ürün baktığınızda 60 amper saat yani 48 çarpı 60, 50 çarpı 60, 3 kilowatt saatlik bir enerji içerisinde depolayabiliyor. 3 kilowatt saati şöyle örnek vereyim. Türkiye'deki ortalama birçok evin tüketimi günlük 4-5 saat seviyelerinde. Neredeyse bir evi bir gün idare edecek kadar enerjiyi bu kadarlık bir alan içerisine depolayabiliyor. Bu ürünün farkı bu. Standart piyasada satılan lityum bataryalardan farklı olduğunu söyleyebilirim. Sadece voltaj değeri farklı diye değil, içindeki kimyasal yapı da farklı. Temel özelliklerine de hızlıca değinmek istiyorum. Bu batarya 48 volt dedik. 50 volt civarında bir voltaj veriyor doluyken. Bunu biz 58 voltla şarj ediyoruz ve piyasada satılan akıllı inverterler bu voltaj seviyesini sağlayabiliyor. Bakıldığında 60 amperlik bir ürün dedik ve sürekli 20 amper vererek 3 saatte %100 doluluğa getirebiliyorsunuz. Bu bataryaları lityum bataryaların genel özellikleri çok fazla kullanım şansınız var. %80'e kadar derin deşarja uygun. Böylelikle 2000 döngüden daha fazla size ömür garanti ediyor. Patentli bir ürün, pri patent hatta üstünde yazıyordu. Bu ürün bu arada 2 yıldır bizde sağ olsunlar 48 volt cihaz göndereceğiz diyen bazı firmalar yüzünden uzun süre beklemek zorunda kaldık. Bu açıdan da gecikmiş bir ürün ama bugün bile videosunu çektiğimizde aslında hepimiz için yeni teknolojide bir ürün olduğunu söyleyebiliriz anlık bakıldığında 30 saniyeden mesela 25 saniye boyunca 140 amper bile verebilecek bir devreye sahip içerisinde biliyorsunuz batarya koruma devreleri var akım sınırlamaları oluyor ama 30 saniyenin altındaki sürelerde 140 amper bile size enerji sağlayabilir yani yaklaşık 7 kW gibi bir değer Bunun dışında 10 taneye kadar bu bataryayı paralelleme yapabiliyorsunuz. Baktığınızda 30 kWh'lik devasa bir batarya havuzuna sahip olmuş oluyorsunuz. Bir ev için hayli hayli, hatta küçük bir işletme için bile hayli, hayli yeterli bir değer olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında özellikle bahsedeceğim birçok ekipman var. Mesela golf arabası gibi, işte profesyonel temizlik araçları gibi, işte forkliftler gibi bu tarz ürünlerin içerisine lityum bataryayı yerleştirebiliyoruz. Bu ürün jel batarya çıkacak, yerine bu ürün takılacak şeklinde işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Hacim anlamında da oldukça hacmi azaltıyor çünkü jel bataryalarla enerji depolama anlamında karşılaştırılmayacak kadar avantajlı bir durumda bu bataryamız. Bunun dışında ürünün tabii ki birçok sertifikası var. Amerika menşeli sertifikalar, UL denilen oldukça alması zor olan sertifikalar Türkiye'de de panel üreticilerinde bazılarında UL sertifikası vardır, bazılarında sadece uluslararası sertifikalar vardır. O yüzden UL alması zor bir sertifika. Bu ürün zaten firmanın menşeine baktığınız zaman Amerika menşeli bir firmanın ürününden bahsediyoruz. Tabii ki üzerinde iletişim portları da var. Haberleşmede yapması önemli. Kembas üzerinden haberleşme yapıyor. Ayrıca üzerinde bir gösterge var. Batarya durumunu baktığımızda 5 kademeli olarak gösterebiliyor doluluk oranını. Böylelikle hiçbir izleme sistemine bakmadan ürünün üzerinden bile içinin dolun, doluluk oranını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun dışında yanlış bağlamaya karşı ya da kısa devre edilmeye karşı tabii ki korumaları var. Bunlar batarya management sistem denilen ürünün içerisindeki BMS devrelerinin zaten yapmakla yükümlü olduğu asli görevler. Bu üründe de tabii ki bu korumalar mevcut. Bunun dışında bakıyorum söylemeyi unuttuğum herhangi bir detay var mı size? Bunun dışında herhangi bir detay göremiyorum. Evet bu videomuzda Inventus marka 60 amper saat lityum kobalt manganez kimyasalına sahip bir bataryayı sizlere anlatmaya çalıştım. 48 voltluk sistemler tasarlamak isteyenler için gerçekten elini kuvvetlendiren kurulumu kolaylaştıran bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Solar sistemlerinde kullanılabileceği gibi biraz önce saymış olduğum çeşitli uygulamalarda da çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Zaten batarya teknolojileri çok ciddi anlamda gelişiyor. Bu da şu an piyasada kullandığımız lityum demir fosfatın yakın zamanda yerine gelebilecek ürünlerin başında gelen bir ürün. Lityum kobalt manganez olarak içindeki kimyasalı söyleyebiliriz. Evet umarım bu videomuz faydalı olmuştur. Bu ürünü bize gönderen Sader firması gerçekten 2 sene belki 2,5 senedir laboratuvarımızda duran bir üründü. 48 voltluk bir cihazımız geldi ve ürünün detaylı testlerini artık yapabileceğiz. O anlamda Sader'e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ürün çıktığı zaman hemen bize gönderiyor sağ olsunlar. Ve 48 voltluk inverteri bize gönderen sevgili fotoelektron firma kurucu ortaklarından Deniz Serkan Polatkan'a da çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.